Yaptığımız son birkaç videoyu hatırlayalım. Pasta üretimi için bir fabrika kurmuştum ve işler o kadar iyi gitmişti ki yaşadığım kasabanın en zengini olmuştum. Ve işlerin bu kadar iyi gitmesi rakiplerin de dikkatini çekmişti. Sonra Eren geldi ve o da bir pasta fabrikası kurdu. Yeni rakibin 2,9 lira satış fiyatıyla piyasaya girmesi benim işlerimi önemli ölçüde azalttı. Rakibim yılda 500 bin adet pasta satıyordu ve oldukça iyi bir karlılık oranına ulaşmıştı. Öz kaynak karlılık oranı %20 idi. Müşterilerimin önemli bir kısmını bu yeni rakip aldı ve benim işim küçüldü. Ürettiğim pastaları 3 lira fiyattan satıyordum. Satış adedim 250 bine düşünce öz kaynak karlılığım da sıfıra inmişti. Başa baş noktasını güç bela yakalıyordum. Son videoda kaldığımız yerde satış fiyatını yükseltmek üzere karar verme aşamasındayken noktalamıştık. Çünkü rakibin benzer ürünü daha ucuz olmasına rağmen benden ayrılmayan sadık müşteri grubumdan daha fazla para kazanabilmek istiyorum. Sonunda fiyatlarımı yükseltmeye karar verdim. Kârım biraz yükseldi ama çok sadık olduğunu düşündüğüm bu müşteri grubundan biraz kaybım oldu. Sanırım pasta almak için uzak da olsa Eren'in dükkanını tercih ettiler. Ama karlılığım iyi durumda. Aradan zaman geçtikçe insanlar Eren'in pasta fiyatının benimkine oranla aslında ne kadar düşük olduğunu fark etmeye başladılar. Sadık müşterilerim de gitgide azaldı. Sonuçta gelirim düşmeye başladı. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Eren'i hatırlayalım. Yılda 500 bin adet satıyordu. Elde ettiği gelirle yaptığı yatırım kıyaslandığında oldukça iyi bir durum bu. Bir de benim getirimin acınası haline bakın. Ben yılda ancak 40 bin lira kazanıyorum. Eren ise tam 300 bin lira kazanıyor. Bunun hesabını Eren'e kesinlikle soracağım. Müşterilerimi geri istiyorum çünkü. Düşünüyorum ve en iyisi ben de fiyatlarımı düşüreyim diyorum. Pastalarımı ucuzlattığımda hem Eren'in müşterilerinden çalarım hem de fiyat düşük olduğu için pasta almaya başlayacak yeni müşterilerim de olabilir. Sonuçta toplamı sıfır olan bir oyun değil. Toplamı sıfır olan oyun kavramını duymuşsunuzdur. Birisinin kazancının diğerinin kaybı anlamına geldiği durumlar için kullanılan bir deyimdir. Bizim durumumuzda toplam sıfır değil. Ben fiyatlarımı düşürdüğümde Eren'in müşterilerinin bir kısmını alacağım. Ancak eskiden pasta almayan yeni müşteriler kazanacağım. Pazar büyüyecek. Ne de olsa pasta yemeleri bu yeni müşteriler için çok yararlı. Sayemde her gün şeker ve trans yağ yiyebilecekler artık. Sadık müşterileri kazıklama fikri pek doğru değildi zaten. Hatalı bir karar olduğunu kabul etmem lazım. Şimdi en iyisi fiyatımı iyice indirmek. Eren'in fiyatının da altına inmem lazım. Bu sefer Eren'in fiyatının da altına inmem lazım. Fiyatı 2,70 liraya indiriyorum. Satış adedim 400 bine yükseldi. Eren'den biraz müşteri çaldım, öyle değil mi? Ondan çok ucuz değilim, sadece birazcık ucuzum. Ben fiyatları indirdiğimde Eren'den müşteri çalıyorum. Bu sefer onun satış rakamları düşüyor. Artık sadece 400 bin pasta satabiliyor. Bu fiyat seviyeleri ve satış adetleriyle öz kaynak karlılık oranlarımız nasıl oldu bir bakalım. Benimki %15, Eren'in ise %7 öz kaynak karlılığına sahip. Bu arada pasta yapma işine bir talip daha çıkıyor. Ayşe kek pişirmeye bayılıyor. Ömrü boyunca zevkle pasta pişirebilirim. Getiri %7 bile olsa bu bana yeter de artar diyor. Hele %15'e yükselirse süper. Sonuçta Ayşe de piyasaya girmeye karar veriyor. Ancak bize kıyasla daha küçük bir yatırımcı. Pasta fabrikası için 500 bin liralık yatırım yapıyor. Yıllık üretim kapasitesi ise 400 bin adet. Daha küçük bir fabrika olduğu için verimliliği bize göre daha düşük. Ayşe Hanım da herkes gibi yaptığı işten zengin olmak istiyor. Ancak onu asıl mutlu eden şey her sabah pasta kokusunu içine çekmek, insanların onun keklerini yerken yaşadığı mutluluğu paylaşmak. Üretmekten mutlu oluyor, karlılık onun için arka planda. Ayşe Hanım fiyat kırarak piyasaya giriyor. Fiyatı düşük olduğu için tam kapasite çalışmaya başlıyor. Yıllık üretimi olan 400 bin adedin tamamını satabiliyor. Eren'in müşterilerinden çalıyor, benim müşterilerimden de maalesef çalıyor. Gelen yeni rakiple beraber piyasadaki son durum nedir bir bakalım şimdi. Benim öz kaynak karlılık oranım %7. Eren para kazanmıyor başa başta. Ayşe ise fiyat kırarak çok müşteri kazandığı için %12 karlılığa sahip. Kasabamızdaki toplam üretim kapasitesi ise şurada yazıyor.
Eğer son videomuzu henüz seyretmediyseniz size bu dosyayı indirebileceğiniz adresi hemen tekrar söylemek istiyorum. kanakademi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Ayşe de piyasaya girdiğinde toplam üretim kapasitesi ne oldu diye şurada hesapladım. Pazardaki toplam üretim kapasitesi bu. Buysa toplam talep. Senede 1,1 milyon adet pastanın satıldığı durumda ortalama öz kaynak karlılığı da böyle olacak. Bundan sonra neler olabileceğini düşünmeye çalışalım. Ben de kullanmadığım kapasite var. Ekonomi dersinde olsaydık atıl kapasite demem gerekirdi. Kapasitemin sadece %32'sini kullanabiliyorum ve pastaların satış fiyatı birim maliyetinin altında maalesef. Eren'in üretim kapasitesi çok büyüktü, o da boş oturuyor. Ancak anneannesinden para almaya devam ediyorsa hala en zenginimiz o olabilir. Eren bu gidişattan sıkılıyor. Kasabanın en büyük üretim kapasitesi bende diyor. En verimli üretim tesisi de bende. Kasabanın en zengini benim ama öz kaynak karlılığı yerlerde sürünen de benim. Eren de düşünüyor, taşınıyor. Rakiplerini piyasadan silmek için fiyatları iyice indirmeye karar veriyor. Pastaları bundan sonra 1,7 liradan satmaya karar veriyor. Fiyat 1,7 liraya indiğinde olan şu, pazar büyüyor. Fiyat 1,7 lira olduğunda artık daha çok kişi pasta satın almak istiyor. Abur cubur yerine pasta yemeye başlıyorlar diyelim. Toplam talep artıyor ve artık ürettiklerinin tümünü satabiliyor. Eren yılda 2 milyon pasta üretip bunun tamamını satmaya başlıyor. Eren'in getirisi yükseliyor ancak olan bize oluyor. Ben ve Ayşe ciddi bir zararla karşılaşıyoruz. Bu fiyatlarla nasıl başa çıkacağız diye düşünmeye başlıyoruz. Ben fiyatımı mecburen 1,7 liraya indirmeye karar veriyorum. Ayşe de aynısını yapıyor. Ne demiştik? Hatırlayın, fiyatın 1,7 lira olduğu noktada toplam pasta talebi 2 milyon adet. Hepimizin fiyatı 1,7 lira. Toplam talebi bu 3 üreticiye paylaştıralım. Ayşe 400 bin adet satıyor diyelim. Kalan talebi de 2'ye bölelim. Ben ve Eren de 800 biner tane satıyor olalım. Burada dikkat etmemiz gereken temel konu şu. Eğer pazar toplamına bakıldığında fazla kapasite varsa, atıl kapasitesi olan üretici fiyatını rakiplerin altına çekerek daha fazla satmaya çalışıyor. Fazla kapasiteniz olması aslında üretebileceğiniz o pastaları üretmeden oturuyorsunuz demektir. Kapasitenizi ne kadar çok kullanırsanız, üretim birim maliyetiniz o kadar düşük oluyor. Siz de birim maliyetin az üstünde bir kârla satsam dahi yine de iyi para kazanırım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ancak unutmayın, bunu yaptığınızda piyasadaki fiyatlar da düşüyor ve sizin satış fiyatınıza yaklaşıyor. Çünkü herkes aynı şeyi yapmaya çalışacak. Müşteriler açısından bakıldığında rekabetin iyi bir şey olmasının sebebi tam da bu. Tüketiciler açısından bakıldığında monopol, yani bir tek üreticinin piyasayı kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerçekten kötü. Rekabet iyidir. Eğer monopol olsaydı, tek üretici ben olsaydım, fiyatlarımı yüksek tutmaya devam edebilirdim. Kapasite kullanımı düşse bile çok derdim olmazdı. Fiyatları düşürmeyi aklıma bile getirmezdim. Ama piyasaya yeni rakipler geldiğinde bu kadar atıl kapasiteyle oturacağıma, fiyatları indirip daha fazla sayıda satış yapmak için üzerimde baskı hissettim. Bunun tam tersini de düşünün. Eğer tam kapasite üretim yapıyorsanız bu sizin fiyatlarınızı yükseltmeye sevk edecektir. Bir önceki videomuzda hatırlayın. Bu işe ilk başladığımda pasta fabrikam tam kapasiteyle çalışıyordu. Ben de fiyatları rahatça yükseltip kârımı artırabiliyordum. Bu video serisinde öğrenilecek birkaç önemli husus var. Eğer işletmeniz çok kârlıysa yeni rakiplere karşı hazırlıklı olun. Çok iyi getiriler rakipleri de bu piyasaya çekecektir. Yeni rakipler toplam üretim kapasitesinin artması anlamını taşır. Örneğimizi hatırlayın. Ben ilk fabrikayı kurduğumda pazarın toplam kapasitesi 1 milyon adetti. Şimdi ise 3,4 milyon adet üretim kapasitesi var. Üretim kapasitenizi kullanamadığınızda fiyatı düşürerek rakibinizin müşterisini almayı ve böylece daha fazla satış yapabilmeyi hedeflemeye başlıyorsunuz. Bunu önlemenin tek yoluysa birilerinin bindikleri dalı kesmeye çalışmak yerine 3 üreticinin bir odaya kapanıp aralarında anlaşmaları, yani fiyatta birliktelik sağlamaları. Bunun şirketlerin karlılığı açısından çok mantıklı olacağını düşünebilirsiniz.
Zira bu yaptığınız davranış danışıklı dövüş olduğu için haksız rekabet olacaktır ve kanunen yasaktır. Bunu yaptığınızda kartel oluşturmuş olursunuz. Kartel kelimesini daha önce duymadıysanız hemen açıklamaya çalışayım. Benzer malı üreten işletmelerin piyasada monopol gücü elde etmek için bir araya gelerek ortak karar almaları, ortak hareket etmeleri demektir. Yani gerçek hayatta rakiplerin bir araya gelerek fiyat belirlemeleri yasaktır. Yapmamız gereken birbirimizle rekabet etmek ve bu sayede daha etkin çalışarak fiyatların düşmesini sağlamaktır. Şimdi kapasite kullanım oranlarının yüksek olmasının enflasyon üzerindeki etkilerine de biraz değinmek istiyorum. Kapasite kullanım oranları yüksek olduğunda fiyatlar da yükseliyordu. Şimdi kapasite kullanım oranlarının etkisini gösteren bir senaryo düşünelim. Hepimiz 3 üretici birden tam kapasite çalışıyoruz. Diyelim ki bir sebeple insanların ceplerindeki para arttı. Artık daha fazla pasta alıyorlar. Toplam talep artıyor ve üretilen tüm pastalar satılıyor. Yani ben yılda 1 milyon adet pasta satıyorum. Eren 2 milyon adet satıyor. Ayşe 400 bin adet satıyor. Hepimizin kapasite kullanım oranı %100. Bu durumda öz kaynak karlılık oranlarımız da oldukça şık durumda tabii ki. Hepimiz düşünüyoruz, ürettiğimiz mal kapışılıyor, hemen hemen tamamını satıp bitiriyoruz. Zaten talep çok, fiyatları biraz yükseltmenin kime ne zararı var diyoruz. Pasta satın almak isteyen müşteri çok, fiyatı 2 liraya yükseltebilirim, böylece karlılığım da artar diye düşünüyoruz. Eren de aynen benim yaptığımı yapıyor. Diyelim ki fiyatın yükselmesi satışları hiç etkilemedi. İnsanlarda para çok, satışlar aynen tam gaz devam ediyor. Ayşe'de de durum aynı, o da fiyatını 2 liraya yükseltti. Böylece üçümüz de karlılıklarımızı yükselttik. Diyebilirsiniz ki aman dikkat, bu yeni rakipler yolda demektir. Neyse, bu video için bize 3 rakip yeter. Biraz daha düşünüyorum. Aslında pasta satış fiyatımı 3 liraya yükseltsem, bunun talep üzerinde pek de etkisi olmayacak. Herkes pasta yemek istiyor, paraları çok sonuçta. Fiyatı 3 liraya yükselttiğimde az da olsa kapasite kullanımıma etkisini görüyorum. Yıllık satışa dedim 1 milyondan 950 bine iniyor. Eren artık 1,8 milyon adet satıyor olsun. Ayşe de artık 380 bin adet satıyor olsun. Daha az satıyor olmamıza rağmen getirilerimiz daha iyi durumda. Çizgiyi çektiğinizde daha çok para kazanıyoruz. Çizgiyi çekmek aslında bu gelir gider tablosundan kaynaklanan bir terim veya iş bittiğinde çizgiyi çekip bu işten kar zarar ne durumda olduğunuzu analiz etmeniz gibi düşünebilirsiniz. Çizgiyi çekmek. Güzel bir terim. Kısacası kapasite kullanım oranı çok yüksek olduğunda üreticiler fiyatları yükseltmek konusunda hemen düşünmeye başlarlar. Eğer gerçekten kapasite kullanım oranınız çok yüksekse, fiyat yükselttiğinizde bunun karlılığınızdaki olumlu etkisini görürsünüz. Tam tersi, eğer kapasite kullanım oranınız çok düşükse, bu kez de fiyatlarınızı düşürüp satış ve dolayısıyla üretim adetlerinizin artmasını sağlamaya çalışırsınız. Bu dosya üzerinde çalışarak oluşturacağınız çeşitli senaryoların sonuçlarını görebilirsiniz. Burada aklımızda kalması gereken, herhangi bir alanda kapasite kullanım oranları çok yüksekse fiyatların yükselmesi yakındır. Kapasite kullanım oranı düşükse fiyatlar da düşer. Yüksek kapasite kullanım oranları fiyatlarınızı yükseltmenize olanak sağlar. Fiyatları yükselttiğinizde de öz kaynak karlılığınız artar. Karlılıktaki yükseltmenin etkisi ise bu alana yatırım yapmaya karar veren yeni rakipler ve dolayısıyla da artan üretim kapasitesi olacak. Yüksek kapasite kullanımı fiyatlarda artış getiriyor. Artan fiyatlar karlılığı yükseltiyor. Yükselen karlılık yeni rakipleri getiriyor. Yeni rakipler de yeni üretim kapasitesini. Düşük kapasite kullanım oranlarında durum bunun tam tersi. Piyasaya yeni rakipler gelmiyor, mevcut üreticiler de kapasite kullanımlarını artırabilmek için fiyat düşürüyorlar. Sanırım aynı şey 5. defadır tekrarlıyorum ama temel fikir bu. Bir sonraki videoda enflasyon ve deflasyon üzerinde konuşacağız. Hoşça kalın.